Farming Simulator 2019'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde ektiğimiz mısır, şeker pancarı ve ayçiçeği ve de soya fasulyesi hasata hazır hale geldi. Şimdi onları ben ufaktan hasat etmeye başlayacağım. Önce şeker pancarından başlayalım. Hemen başlarını temizleyelim fiyatla. Şu anda belki dikkatinizi çekmiştir. 200 bin küsür dolardan sadece 8 bin dolar kaldı. Bunun nedeni bankaya yatırdım parayı. 500 bin dolar borcumuz vardı. Şu an 300 bin dolar. Geri kalan da biraz işte gübreleme masrafları falan oldu. Neden bankaya yatırdım? Çünkü gece 12'de faiz kesiliyor. O da yaklaşık bir bayağı bir yani en azından bir 3-4 bin dolar. Belki 7-8 bin dolara kadar çıkıyor yani 500 bin dolar olduğu için. Herhalde akşam 2 bin dolar falan gece faiz oldu. Hatta bir saniye bakalım. Evet, kredi faizi 842 dolar. Önceki gün 1404 dolar falan çekmiş. Yani 500 bin dolardı buradaki borcum o zaman. Şimdi 842 olmasının sebebi 300 bin dolar borcumuz kalması. Bu sayede daha az para gidiyor. Hemen şu başlığı temizleme işlemine başlayalım. Ya bu bölüm traktör alacağım ya da tarla alacağız. İkisinden birini bu bölüm yapacağız mutlaka. Çünkü böyle gelirimiz artmıyor. Tabi sen ayçiçeklerinin ne kadar olduğuna bakalım. Şu anda ayçiçeği 1381 dolar. Bu az bir rakam ya. Ya şu anda soya fasulyesi 1814 dolar. Ve direkt satacağım. Mısırımız 918 dolar. Bunu da satacağım. Direkt. Şeye bakalım, şeker pancarına. O da 245 dolar. Şeker pancarını da satacağım. Ayçiçeğini yine bekleyeceğim herhalde. Çünkü fiyata yükselmedi, istediğim bir seviyeye ulaşmadı hala. Yani 1600 lira kadar falan gördüğümü hatırlıyorum. Boşu boşuna ekmiş olmayalım. O yüzden satmayacağım. Ama bu yeni alacağımız traktör ya da tarla, ya tarla alırsam şu tarlayı alacağım büyük bir ihtimal. 13'ü 304 bin dolar. 200 bin dolar yine bankadan çekerim ben kredi. Ya burayı almanın bir mantığı yok. 13 daha büyük. Ama buranın tabi arazisi olduğu için böyle yani. Bunun yeşil alanı fazla yok. Bunun yeşil alanı fazla. Ya belki de 10. bir tarlayı bile alabiliriz. Ama tabi 530 bin dolar. Ürünleri sattıktan sonraki duruma bakarız. O yüzden bu bölümde yani hasat işlemlerini pek göstermeyeceğim. İşte ramörkü doldurma falan. Siz de sıkılmışsınızdır zaten. Hep aynı işlemler. Farklı bir işe de girişmek istiyorum aslında, hani ormancılığa özellikle. 20. tarlanın sonundaki ağaçları falan kesip ormancılık işine girmeyi düşündüm. Fakat ya oraya da bir yüksek bir maliyet gidecek ve bir de uğraştıracak orası. Biraz eziyet gibi olabilir. Zaten paramız az. O yüzden parayı hızlı kazanabileceğimiz işlere yatırmak istiyorum. Onun için en mantıklısı şu an tarla almak. Abi bir saniye, ben beyaz biçerli veri başlatmıyormuşum. Bunu geç kalmaması lazım. Nedeni şu anda soya fasulyesinin fiyatı gayet iyi. Ha, keşke şu an hani 11. tarlaya da soya fasulyesi ekseydim. Aslında bunu böyle olacağını tahmin ettim. Ama yapacak bir şey yok. Yine ürünlerimiz kötü değil. Şeker pancarlarını buraya ekmemiz çok iyi olmuş. Çünkü hızlı bir şekilde bitecek burası. Bir tane de ramör alacağım. Bu sefer bunlardan almayacağım herhalde. Çünkü sıktı bunlar. Hep aynı şeyleri görmekten sıkıldım ben de. Şu anki tarlalardan ve ektiğimiz ürünlerden fazla bir gelir elde edemiyoruz. Bu tarlalardan elde ettiğimiz gelirleri yani büyük bir tarlaya yatırmak en mantıklısı. 10. tarlayı almayı çok istiyorum. Çünkü şuradaki boş araziye inek merası ya da
koyun merası kurmak istiyorum. O yüzden 10. tarlanın bu arazisi çok uygun onun için. Hem tarlayı alacağız hem de orada bir hayvancılık işine gireceğimizden dolayı orayı çok istiyorum. Ya yani fiyatı da aslında o yüzden 530 bin dolar öyle bir tarla için çok da uçuk bir rakam değil. Bu arada bu şeker pancarlarını hasat ettikten sonra yine satacağım aynı şekilde. Hani siloya falan hiç kaldırmayacağım ya da bir kenara yığmayacağım. Ortalıkta durmasının hiçbir anlamı yok. Sanırım sarı biçer de verdi doldu. Hemen diğer fente de onu alacağım. Şu anda mesela o küçük römörkü satmamış olsaydık iyiydi, neden? Mısır'ı en azından küçük römörkü götürürdüm. Diğer iki römörkü de beyaz biçerdövenin yanına götürürdüm. Yani o bölümde paraya ihtiyacımız vardı, o yüzden sattım. Zaten satmak mecburiyetindeydim. Şunu kapağını kapatalım. Ki buna yanlışlıkla mısır doldurmasın biçerdöver. Tabii düşüncelerimden biri de hani bu tarlaları birleştirmekti. 19'u 20'yi bir saban aracılığıyla. Yani önümüzdeki arazi de yani tarla yapmaktı. Ama orayı birkaç nesne falan yerleştiririz diye boş bıraktım. Örneğin samanlık gibi falan. Şeker pancarları hızlı bir şekilde doluyor. Ya keşke oyunda şey de koysalarmış. Önceki farminglerde bunu söylemiştim. Hani bunlar için ayrı silolar falan oluyordu. Patates için de. Yani iki tane silo oluyordu. Hem patates ve şeker pancarı için. Bunu da koymamışlar. Ama ben mod olarak indirdim de dediğim gibi oraya pek kurmak istemiyorum. Zaten az bir şey hasat ettiğimiz için de direkt satacağım. Evet. Fiyat ve yumurta kutuları. Yumurta kutularıyla kapışmayı çok seviyor fiyat. Evet arkadaşlar, 18, 19 ve 20. tarlalardaki hasatlar bitti. 18'i yulaf ektim. 19'a da yulaf ekeceğim. Tabii 17 bizinci oraya da yulaf ekeceğim. 20'ye arpa ekiyorum. Çünkü arpamız azaldı ve tavukların ihtiyacı için de hani şu andaki arpamız yeterli fakat ileride de ihtiyacımız olur diye arpa ekiyorum. Belki bir römork çıkarsa fazladan onu da satarız. Belki 1-2 römork. 11. tarlaya henüz ne ekeceğimi karar vermedim. Büyük bir ihtimalle bu dördüne, ya pardon, bu üçüne yulaf ekiyorum. 11'e de yulaf ekebilirim. Eğer bölüm bitmeden önce bir tarla daha alırsam ya şunu ya da 21'i 12'yi de alabilirim. Bilmiyorum artık para ne kadar çıkarsa. Onu duruma göre değerlendireceğim. Tekrar ayçiçeği ekmeyeceğim bir ihtimal. Belki buraya soya fasulyesi ekerim bu sefer. Ya da hani şeker pancarı da ekmeyeceğim. Çünkü çok hani çok fazla iş gücü istediği için şeker pancarı da ekmeyeceğim. Durum bu şekilde. Şu beyaz biçerdöver dolmuş. Hemen ondaki soya fasulyesini alacağım. Bu arada şeker pancarlarını en yüksek Kuzeybatı Limanı alıyordu. Fakat ben oraya gidip gelmek istemediğim için tahıl ambarına sattım. Pardon, tahıl değirmenine sattım. Fiyat da bitmiş. 10 dolar bile fark yok tahıl değirmenine, o yüzden sattım. Bir de yakın diye oraya gittim. Şeker pancarı işi çok emek istiyor ve çok uğraştırıyor. Durmadan oraya ilgilenmeniz gerekiyor o tarlayla ilgili. Yani hangi tarla ekilirse şeker pancarı. Çünkü durmadan ekinleri çıkaran ekipman dolduğu için römörkü boşaltmanız gerekiyor. Ya bir de fente şöyle bir sıkıntı oldu. Bir de güçsüz olan fente takmışım römörkleri. Yokuşlarda falan çıkmıyor traktör. Çok zorlanıyor. İşkence gibiydi. O yüzden ekmeyeceğim. En azından yeni bir traktör falan alınıncaya kadar. Şu anda buraya arpa ekiyorum fent ile. Evet arkadaşlar, 11. tarladaki ayçiçeği hasadı da bitti. 11'e soya fasulyesi ekiyorum. Geri kalan 3 tarlaya yulaf ektim. 20. tarlaya da, yani en küçük olan tarlamıza da arpa ektim. Aslında buraya da yulaf ekmeyi düşündüm fakat yulafın fiyatı düşerse diye soya fasulyesi ekmek istedim. Soya fasulyesi fiyatı düşerse yine onu da siloya kaldıracağım.
Şu anki ay çiçeklerini de siloda duracak hala. Çünkü fiyat hala yükselmedi. Kısmını açalım. Siloya boşaltalım. Ayçiçeklerini görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar, bu bölümde neler yaptığımdan kısaca bahsedeyim ben. 17, 18 ve 19'a yulaf ektim. 20'ye arpa. Arpayı tavuklar için ektim. 11'e soya fasulyesi. Ve 12. tarlaya aldım. Kanola ikili. Önceki sahibi kanola ekmiş. Ben sadece oranın gübreleme işlemlerini yaptım. Hemen sattığım ürünlerden bahsedeyim. Soya fasulyelerini direkt sattım. Mısır da sattım. Şeker pancarını da direkt sattım. Biraz da bankadan kredi çektim. Bayağı bir kredi çektim hatta. Şu anki borcumuz 685 bin dolar. 20 bin doları da araçların bakımı için ve giderler için, yani iç kiralama maliyetleri için çektim. Onun dışında bu bölümde pek fazla bir şey yapamadık. Ama bir sonraki bölümde, örneğin koyun merası gibi, ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ya hayvancılığa ya da ormancılık işine gireceğiz. Tabi banka borcu içinde artık her bölümden itibaren sıfırlanacağı tek 50 bin dolar ödeyeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.